gx 1 bölü 4 çarpı x üzeri 4 eksi 4 çarpı x üzeri 3 artı 24 çarpı x kareye eşitmiş. x'in hangi değerleri için g'nin grafiğinin bir büküm noktası vardır diye sormuşlar. İsterseniz önce büküm noktasının ne olduğunu bir hatırlayalım. Büküm noktasında eğrinin çukurluğunun yönü değişir ya da ikinci türev işaret değiştirir diyebiliriz. Hemen not ediyorum, ikinci türev işaret değiştirir. Buna bağlı olarak soruya cevap vermek için ikinci türevi biraz daha yakından inceleyebileceğimizi düşünüyorum. İncelemek için elbette ki bulmamız lazım. g x 1 bölü 4 x üzeri 4 eksi 4 x küp artı 24 x kareye eşitti. Önce birinci türevi bulalım. g üssü x. Kuvvet kuralını birkaç defa uygulayacağız. 4 çarpı 1 bölü 4 bir eder. Bunu yazmama gerek yok. 1 çarpı x üzeri 4 eksi 1 yani 3. Eksi 3 çarpı 4 12 eder. 12 çarpı x üzeri 3 eksi 1 yani 2. 24 çarpı 2 de 48 eder. Yani 48 x üzeri 1. Bunu da 48 x olarak yazacağım tabii. İşte bu kadar. Birinci türevi bulduğumuza göre şimdi de ikinci türevi bulalım. G'nin ikinci türevi x. Yani g üssünün x'e göre türevinden bahsediyorum. Bu da 3 x kare eksi 24 x artı 48'e eşit. İkinci türevi de bulduğumuza göre artık bunun ne zaman işaret değiştirdiğini araştırmaya başlayabiliriz. Bu sürekli bir fonksiyondur ve tüm x'ler için de tanımlıdır. Bu yüzden de bu ifadenin işaret değiştirdiği noktalarda ifadenin sıfıra eşit olması gerekir ve bunun ne zaman sıfıra eşit olduğuna şimdi bakalım. 3x kare eksi 24 x artı 48 eşittir 0. Farkındasınız terimlerin hepsi 3'e bölünebiliyor. O halde bunu yapalım. x kare eksi 8 x artı 16 eşittir 0. Şimdi bunu çarpanlarına ayırabilir miyiz? Evet. Bu x eksi 4 çarpı x eksi 4'e. Yani x eksi 4'ün tam karesine eşit. Ve x eksi 4 sıfıra eşitse de x 4'e eşittir. Evet, g üssünün üssünü sıfıra eşitledik. Şimdi de x eşittir 4'ün her iki tarafında neler olup bittiğine bakacağız. Başka bir deyişle g'nin ikinci türevinin işaret değiştirip değiştirmediğini bulmaya çalışacağız. Hemen bir sayı doğrusu çizerek başlayalım. Burası 2, burası 3, 4, 5 ve 6 olsun tam bu noktada ilginç bir şey olduğunu biliyoruz. Evet, bu ikinci türevi sıfır yapan nokta. Not ediyorum, g üssü üssü 4 sıfıra eşit. 4'ten küçük değerler için ikinci türevin değerine bakalım. Aslına bakarsanız hesaplaması kolay olsun diye önce g üssü üssü sıfırı deneyeceğim. Ve bu, bu 48'e eşittir öyle değil mi? Buna dayanarak x'in 4'ten küçük değerleri için g'nin ikinci türevinin 0'dan büyük olduğunu söyleyebiliriz. Bu da 4'ün solundaki bu aralık için çukurluğun yukarı yönlü olduğu anlamına geliyor. Sırada 4'ün sağ tarafı var. Farklı bir renk kullanayım. Evet, şimdi de sağ taraftan neler olup bittiğine bakalım. Yine kolay olması için bir bakalım x'in hangi değerini seçsek. Hmm. Ee, i̇sterseniz bu defada g'nin ikinci türevinde onu değerlendirelim. Şuraya yazayım. Yer kalmamış. Ekranı aşağı kaydırıyorum. Evet. G üssü üssü 10. 3 çarpı 10 üzeri 2 yani 100. 300 eder. Eksi 24 çarpı 10 yani eksi 240. Artı 48. Burası 60 eder. 60 artı 48 de 108. İkinci türev burada da pozitif. Evet. 4'ün sağında ve solunda da ikinci türevin pozitif olduğunu buldum. Her ne kadar x eşittir 4'te 0 sıfıra eşitse de çukurluk 4'ün iki tarafında da yukarı yönlü. İkinci türevin 4'ün iki tarafında da pozitif olduğunu bulmamız elimizdeki tek Aday noktada da bir büküm noktası olmadığı, yani g'nin x'in hiçbir değeri için büküm noktasının olmadığı anlamına geliyor x eşittir 4. İkinci türev eğer işaret değiştirseydi, yani pozitifken negatif ya da negatifken pozitif olsaydı, gx'in büküm noktası evet olabilirdi. Ama biz ikinci türevin iki tarafta da pozitif olduğunu bulduk. İkinci türev pozitifken sıfır oluyor ama sonra yine pozitifleşiyor. Soruya geri dönecek olursak, x'in hangi değerleri için g'nin grafiğinin bir büküm noktası vardır? Maalesef hiçbiri için yoktur diyebiliriz. Daha fazla dramatik olsun diye bir de ünlem işareti koydum.